Kanalımıza hoş geldiniz. Film gibi hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Acaba bu hikayemizde sizlerle neyi paylaşacağım? Video başlığımızda görmüş olduğunuz gibi ilk tanışma ve o tanışmanın ardından gelen sonraki konserler. İşte Müzeyyen Senar ve Atatürk'ün hikayesi. Sizlerle Müzeyyen Senar ve Atatürk'ün ilk kez karşılaşmaları ve tanışmalarının hikayesini paylaşacağım. Ancak onun öncesinde Müzeyyen Senar'ın nasıl Müzeyyen Senar olduğunu anlatmamız lazım. Daha doğrusu Senar adını nasıl aldığını. 1918 doğumlu olan Müzeyyen henüz 17 yaşındayken sahne almak için Eskişehir'e gider. Eskişehir'in o dönemlerdeki popüler mekanlarından biri olan Porsuk Bahçesi'nde şarkı söylemekte ve sahne almaktadır. Porsuk Oteli'nin müdürü ise Ali Senar'dır. İşte bu konser programı sırasında Müzeyyen ve Ali Senar tanışırlar. Bu tanışma Müzeyyen'in ilk evliliğinin habercisidir. Ali Senar ve Müzeyyen evlenirler. 1936 yılına geldiğimizde Müzeyyen Senar 18 yaşındadır ve bir çocuk annesidir. Takvim yaprakları 19 Aralık 1936'yı gösterdiğinde Müzeyyen Senar ve Ali Senar'ın kapısı çalınır. Kapıyı açtıklarında karşılarında duran kişi Müzeyyen Senar'ın aynı zamanda orkestrasının şefi olan Nubar Tekyay'dır. Nubar Tekyay heyecanla içeri girer. "Çabuk hazırlan, saraydan çağrıldık, gitmemiz lazım," der. Müzeyyen Senar kendi kendine söylenir. "Ne sarayı, ne işimiz var saraylarda," der. Ama yine de olabildiğince düzgün giyinir ve hazırlanır. Hazırlandıktan sonra eşi Ali Senar'ı da yanına alarak çıkar. Kendilerini kapıda bekleyen özel otomobile binerler ve Dolmabahçe Sarayı'nın yolunu tutarlar. Saraya geldiklerinde Müzeyyen Senar, Ali Senar ve saz heyetini Yaver kapıda karşılar. Yaver, Müzeyyen Senar ve Ali Senar'ı alarak büyük salona götürür. Büyük salondan içeri girdiklerinde bir masada Atatürk ve Devlet Erkanı ile yakın dostları oturmaktadır. Yaver Atatürk'e, "Müzeyyen Hanım huzurlarınızda, beyefendi de eşi," der. Atatürk, "Öyle mi? Pek güzel. Gel bakalım hanım kızın, otur yanıma," der. Müzeyyen Senar çok heyecanlanmıştır. Sandalyenin adeta ucuna ilişerek oturur. Atatürk, Müzeyyen Senar'ın heyecanını fark etmekte gecikmez. "Otur bakalım, çekinme kızım. Eğer böyle yaparsan o güzel sesini nasıl dinleriz sonra," diye de ekler. Müzeyyen Senar, Atatürk'ün bu sözleri üzerine biraz olsun rahatlar, ancak bu rahatlama süresi çok da kısa sürecektir. Çünkü Atatürk bu kez Müzeyyen Senar'ın yüzüne dönüp baktığında, "Bu saçların hali ne böyle?" der ve Yaver'ine işaret eder. Yaver hemen Atatürk'ün yanına gelir. Kulağına Atatürk bir şeyler fısıldar. Yaver, Müzeyyen Senar'dan kendisini takip etmesini rica eder. Müzeyyen Senar ve Ali Bey birlikte Yaver'i takip ederler. Salondan çıkıp girdikleri oda aslında bir banyodur. Siyah mermerlerle kaplı olan banyoya girdiklerinde Müzeyyen Senar korkuya kapılır. Korkuya kapılmakta da bir hayli haklıdır. Çünkü ne olacağını bilmemektedir. Yaver son derece sakin bir şekilde, "Korkmayın, heyecanlanmayın Müzeyyen Hanım. Berberimiz sadece sizin saçlarınızı, Ali Bey'in de bıyıklarını kesecek," der. Müzeyyen Senar'ın sonradan öğrendiğine göre Atatürk onun saçlarını beğenmemiştir. Çünkü Müzeyyen Senar o gece huzura saçlarını ensesinde arkada toplayarak çıkmıştır. Bu Atatürk'e modern gelmemiştir ve daha modern bir saça sahip olması için Yaver'ine talimat vermiştir. Ve beklenen gerçekleşir. Berber bir daha Müzeyyen Senar'ın hayatı boyunca asla değiştirmeyeceği o saç modelini keser. Alagarson saç modeli. Tabii bu arada Müzeyyen Senar'ın saçları alagarson kesilirken Ali Senar'ın da bıyıkları gitmiştir. Yaver'in eşliğinde Müzeyyen Senar ve eşi Ali Senar tekrar Atatürk'ün huzuruna, büyük salona geçerler. Ancak Atatürk'ün huzuruna yeniden geldiklerinde Atatürk Ali Senar'dan kendilerine müsaade etmelerini ister ve Ali Senar salonu terk eder. Artık büyük salonda o büyük masanın etrafındaki devlet erkanı ve misafirlerle birlikte Atatürk'ün yanında oturan Müzeyyen Senar o heyecanlı anda tek başınadır. Çünkü saz heyeti dahi yanında değildir. Saz heyeti büyük salonun uzak bir köşesinde yerini almıştır. Müzeyyen Senar ise Atatürk'ün hemen yanı başındadır. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşları Salih Bozok ve Kılıç Ali de Müzeyyen Senar'a yakın bir yerde oturmaktadırlar. Müzeyyen Senar saz heyeti yanında olmaksızın şarkı söylemeye alışkın değildir. Gerçekten de aralarında ciddi bir mesafe vardır. Saz heyeti yanı başında olsa heyecanı daha az olacak ve şarkıları daha güzel yorumlayacaktır. Bu sırada Atatürk Müzeyyen Senar'dan koltuğunun altında büyük salona girerken yanında getirmiş olduğu defterini ister. Müzeyyen Senar defteri Atatürk'e verir. Söz konusu defter Müzeyyen Senar'ın repertuar defteridir. Atatürk defteri karıştırır ve oradan bir eser seçer. Eser Tatyos Efendi'nin Hicazkar şarkısıdır. Mani olur
Müzeyyen Senar, Tatyos Efendi'nin eserini yorumladıktan sonra Atatürk yüksek bir sesle "Bu ne güzel bir ses, hadi kızım durma, diğer şarkılarını da dinleyelim" der. Müzeyyen Senar, Atatürk'e ve misafirlerine gece boyunca şarkılar söyler. Büyük salondaki o gece sabahın ilk ışıklarına kadar devam eder ve gecenin sonunda Yaver, Müzeyyen Senar'a bir zarf uzatır. Müzeyyen Senar, Yaver'in yanından ayrıldıktan sonra yolda giderken zarfı açtığında zarfın içerisinde 750 lira olduğunu görür. 750 lira o dönem için gerçekten de azımsanmayacak bir paradır. Ancak Müzeyyen Senar'ın Atatürk'le bu ilk buluşması ve o gece yaşananlar eşiyle arasını açacaktır. Çünkü Ali Senar o gece yaşananlardan çok etkilenmiştir ve eşini Atatürk'ten kıskanmıştır. Bir tarafta 18 yaşında genç bir hanımefendi, diğer tarafta 55 yaşında Atatürk. Ali Senar eşini kıskandığını çok açık bir şekilde ifade eder. Yol boyunca tartışırlar. Eve geldiklerinde kavga devam eder. Hatta aralarına Müzeyyen Senar'ın annesi girer. Bu tartışma esnasında Müzeyyen Senar'ın annesi Ali Senar tarafından hırpalanır. Müzeyyen Senar çok sinirlenir ve eline geçirdiği ilk vazoyu Ali Senar'ın kafasına geçirir. Bu tartışma onların arasında Atatürk'ten dolayı geçen ilk tartışmadır ama son tartışma olmayacaktır. Atatürk o ilk buluşmada Müzeyyen Senar'ın yorumunu gerçekten de çok beğenmiştir. Sonraki yıllarda Müzeyyen Senar 4 kez daha Atatürk'ün huzuruna çıkacak ve şarkılar söyleyecektir. Bunların ilki Bursa'da Çelik Palas Otel'de gerçekleşir. Müzeyyen Senar Çelik Palas Otel'deki o buluşmada Atatürk'e ve misafirlerine şarkıları o güzel sesiyle yorumlar. Ve bu ikinci buluşmanın hemen ertesinde Bursa'da Merinos'un açılışı vardır. Ve Merinos'un açılışındaki galada Müzeyyen Senar'la Atatürk bir kez daha karşı karşıya gelirler. Ancak bu kez sadece şarkı söyleyen bir Müzeyyen Senar yoktur. Atatürk'ün dansa kaldırdığı bir genç hanımefendi vardır. Müzeyyen Senar çok heyecanlanır. Çünkü dans etmeyi bilmemektedir. Bu konuda hiçbir eğitimi yoktur ve yeteneksizdir. Dans etmeyi bilmediği için ve beraberinde heyecanından dolayı Atatürk onu dansa kaldırdığında ne yapacağını tabii ki bilemez. Atatürk bu durumu hemen fark eder ve Müzeyyen Senar'la o dans gerçekten de çok ama çok kısa sürer. Müzeyyen Senar'ın Atatürk'le bu dansı bir başkasını fazlasıyla sinirlendirir. Beraberinde tabii ki kıskandırır. Kim? Eşi Ali Senar. Müzeyyen Senar'ın Atatürk'le yapmış olduğu bu son derece masum dans Ali Senar'la ikinci büyük kavgasının nedeni olacaktır. Müzeyyen Senar'ın Atatürk'ün huzuruna çıkarak şarkılar söylediği dördüncü randevu Ege Vapuru'nda gerçekleşir ve son randevuya gelince takvim yaprakları 1938 yılının Haziran ayını göstermektedir. 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrılacak olan Atatürk'ün son günleridir. Takvim yaprakları Haziran 1938'i gösterdiğinde Müzeyyen Senar Savarona'ya davet edilir. Atatürk Savarona'da kalmaktadır. Ancak bu konseri verirken Atatürk'ün masasında bu kez ne rakı vardır ne sigara. Atatürk o gün doktorun tavsiyesiyle saat 15'te istirahate çekilir. Müzeyyen Senar'ın Haziran 1938'de Savarona yatında Atatürk'e son konserini vermiş olması aslında Müzeyyen Senar'ın Atatürk'le olan hikayesinin de son noktasıydı. Böylece Müzeyyen Senar'la Atatürk'ün hikayesinin de sonuna gelmiş olduk. Ancak bu hikayede benim en çok dikkatimi çeken bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Atatürk'ün Müzeyyen Senar'ın saçını kestirmesi. Acaba neden? Neden Atatürk Müzeyyen Senar'ın saçına müdahale etti? Bence nedeni şuydu. Atatürk Müzeyyen Senar'ın nedenli iyi bir yorumcu olduğunu biliyordu. Onu huzuruna davet ettiğinde bilerek ve isteyerek davet etmişti. Ve Müzeyyen Senar'ın gelecekte Türkiye'nin çok değerli bir sesi olarak geniş kitleler üzerinde etki yaratabileceğini de biliyordu. Hanımefendiler kendilerine Müzeyyen Senar'ı örnek alabilirlerdi. Nitekim öyle de oldu. Müzeyyen Senar söylemiş olduğum gibi hayatı boyunca asla alagarson saç modelinden vazgeçmedi ve birçok hanımefendi Müzeyyen Senar'ın saç modelinden etkilenerek saçlarını alagarson kestirdiler. Aslında bu hikaye Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'ün sanata ve sanatçıya göstermiş olduğu saygının ve ilginin de bir özeti diyebiliriz. Tabii bu durum Atatürk'ün devrimci kişiliğinin de bir aynası olsa gerek. Bu hikayemizin de sonuna geldik. Müzik Dergisi sayfalarında sizlerle yeni hikayeler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımıza abone olmanız yeterli. Kanalımıza abone olduğunuzda yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada kanalımızda yer alan içeriklerimizi beğenmeyi ve beğendiğiniz içerikleri çevrenizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkürler.